Geldi bel ve sırt ağrılarına devam ediyoruz. Tabii duruş bozukluklarını, hayatımıza bunu etkileyen çeşitli faktörleri, işimizi, alışverişimizi, her şeyi konuştuk. Ancak belimizi güçlendirmek, hoca ne dedi? Kas iskelet sisteminde, iskelet evet bir tarafta ama kaslarımızı da ona uygun bir şekilde hazırlıyor olmamız gerek dedi. Uzman fizyoterapist arkadaşım Birgül Elmas Bodur bugün bizlerle birlikte belimizi nasıl güçlendireceğiz onu anlatacak bize. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet, ama anladığım kadarıyla önce herhalde başka şeylere dikkat etmek lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi duruş diyoruz hocam, aslında postürümüzün düzgünlüğü veya düzgün olmayışı. Bunların sebebi neler? Öncelikle tablomuzda mesela örneğimizi verelim. Unutmayın diye zaten burada dikkati çekmişiz. Aynen. Yürürken ben çok dikkat ediyorum. Dışarıda yürürken baktığımda teyzeler, amcalar, çocuklar hepsi böyle bir savrula savrula bir böyle bu şekilde koştura koştura gidiyorlar. İşte kollar eşit. Belki bir yere yetişecekler. Evet, ama yine de dikkat etmemiz lazım. Evet. Dengeli olması lazım. Ya da özellikle hele ki yürüyüşe koşuya çıkıyorsak acelemiz yoktur demektir ve daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dengeli. Dengeli. Dengeli hareketler. Dik durmayı unutmayacak mıyız? Kesinlikle. Omuzlar hep şey diyoruz hocam. Bizi bir ip çekiyormuşçasına. Hissedin. Yukarıdan bir ip çekiyormuşçasına. Omuzlar serbest ama dik. Şöyle bir düşündüm. Bu duruşu evet. Hiç unutmayalım. Bizi bir ip çekiyor. Biri bir ip çekiyor. Aynen öyle. Enseden mi çekecek, kafadan mı çekecek? O önemli. Şuradan, kafadan, tam ortadan. Evet, şimdi şöyle yandan bakarsanız aslında benim duruş çok artık iyi değil. Şu omuzlarımız. Şu anda baktığım zaman dik durmaya çalışıyorum. Dik durmak da çok zor bir şey. Dik durmama rağmen kafam biraz önde. Evet, o biraz boyun düzleşmesinden kaynaklı da hocam. Evet. Yani omuzlar önde, evet duruş bozukluğunuz var ama boynun düzleşmesi de bunu sanki böyle tetikliyor gibi bir duruşa sahip olmanıza sebep oluyor. Evet, o halde en başta yani kendimizi dik tutarak başlayacağız ama kesinlikle. Onun dışında ofis vesaire, ev ortamı, zaten bunları konuştuk. Peki bu dik durmayı veya omurgadaki sağlamlığı sağlayacak, o kaslarımızı güçlendirecek bir şey var mı? Elimizde? Egzersizlerimiz var aslında en önemlisi. Egzersiz en iyi ilaçtır. Bunu her zaman söylüyoruz. Birkaç egzersiz gösterelim. Tabii. Özellikle de bel ağrılarımız için. Olur. Tamam. Ben yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Zorlanırsanız ben de yapabilirim. Evet, kıyafetlerim var. Direkt şöyle alayım şunları. Sırt üstü pozisyonda uzanacağız. Yatak olayı da ayrı bir problem. Onu ayrıca konuşacağız inşallah. Şöyle. Evet. Sırt üstü uzanıyorum. Evet hocam. Şimdi bel ağrılarında özellikle en çok bizim bu arka kas grubumuz diyoruz, hamstring kasları. Bunların kısalığından biz çok fazla bel ağrısı çekiyoruz. Evet. Neden? Bu kas kısalıyor ve buradan bele yapışan bir kastır bu. Direkt beli çekiyor. Bu beli ne kadar... geriye doğru çekiyor. Aynen öyle. Beli geriye doğru çekmesi iyi bir şey değil mi? Dik durmamızı sağlamıyor mu? Aslında bahsettiğim o değil hocam. Beli çekiyor dediğim, buradan bu kas kısalırsa, yani istediğimiz uzun pozisyonda olmazsa beli zorluyor. Yani buradan bel kaslarını aşağı doğru çekip sıkıştırıyor omurgayı. Anladım. O anlamda. O halde uzanıyoruz. Uzanıyorum. Hep evet, söylediğimiz sesim olabilir. En çok yapmamız gereken egzersiz başlangıçta bu kas grubunu germe. Şimdi sağ bacakla başlayalım mı hocam? Başlayalım. Esnek bir çarşaf ya da böyle bir büyük havlu kullanabiliyoruz. Yavaş yavaş bacaklarımızı düz kaldıralım. Ben size yardımcı olayım. Bunu kendiniz olayım. Yapabilir miyiz? Biraz bu havlu kısa kaldı ama şöyle. Daha uzun bir. Evet. Sizin hamstringler arka bacak grubu kısa hocam. Evet, o kadar değil. Daha yukarıya alamam. Evet. Normalde, şunu söylüyoruz normalde zaten. Normalde alabiliyor olmam lazım mı? Yavaş yavaş yaparsanız alabilirsiniz. Oo. Çünkü kaslar buna kısa sürede cevap verir hocam, tekrarlı egzersizde. Önemli olan nedir? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Biz bunu kalçamız havaya kalkıp da böyle yukarılara zorlamayacağız. Bacağımızın düz olduğu en son noktaya gelip burada 10 saniye gelip serbest bırakacağız. Sonra tekrar yapacağız. 10 kere yapmamız yeterli. Evet. Bu şu şekilde en bel düz ağrısı oldu. Olan kişi oysa da yapamaz ama bu. Daha uzun bir çarşafla, esnek bir çarşafla yapabilir hocam. Tamam. Zorlamaz Pilates onu. Pilates bantları var mesela. Onları kullanabilir. O da olur. Evet, o kesinlikle da olur. O da olur. Peki. Yani zorlanmayacağı o en konforlu şekli aslında hasta kendi de ayarlayabilir. Ne kadar yapmak lazım bunu? Sabah mı, sabah akşam mı? Ben hep sabah uyanır uyanmaz bu egzersizleri yapmamız gerektiğini öneriyorum. Çünkü sabah kalktığımızda kaslarımız henüz ısınmamış oluyor. Ve bunları yaptığımızda aslında kaslara bir hareket hatırlatması oluyor. Bir ısınma oluyor aslında. Kaslarımız uzamış şekilde uyanıyoruz ve hayatımıza başlıyoruz. Bu da rahatlatıyor. Evet, hiç aklıma gelmez yani bacaklarımın arkasındaki kası çalıştıracağım ve belime iyi gelecek diye. Kesinlikle öyle. En önemlisi bu hocam. İkincisi? Sırt üstü yine uzanalım. İkinci en önemlisi. Bu çok aktif, çok hareketli, çok sevdiğimiz bir egzersiz türü.
ellerimizle bel boşluğumuzu kapatalım. Kimisinde o lordoz dediğimiz bel çukuru çok fazladır. Muhakkak yapmaları lazım. Bende mikrofonlar var şu anda zaten. Tamam, zaten kapalı. Koyduğumuzu düşünelim. Evet, zaten kapalı. Evet. Bacaklarımızı şöyle dizlerimizi birlikte kıralım hocam. Kıralım, kıralım. Havaya kaldıralım birlikte. Şu kadar. Masa pozisyonu diyoruz buna. Evet. Tam böyle şöyle tutalım bacakları. Sırayla hocam yavaşça karnınıza bakıyorsunuz ve çenemizin altında bir top tutuyormuş gibi diyoruz. Burada ne oluyor? Karın kaslarımız da çalışıyor. Bekliyoruz. Yavaşça topuğunuzu değdirin hocam. Değdirin, geri çekin. Aynı pozisyon. Diğerine geçin, çekin. Burada ne yapıyoruz? Bu kasın çalışmasını iptal edip direkt bel kaslarımızı çalıştırıyoruz topuk değdiğinde. Bu karın ön duvarı. Evet, aynen öyle. Karın ön duvarı artı hocam bel kaslarını da aktifleştiriyor, hareketlendiriyor. Peki kafamızı bu kadar öne almamız bu sefer boynumuza zarar vermeyecek mi? Ne dedim hocam? Burada bir top tutuyormuş gibi. Hatta bir tenis topu ya da elma tutabilirsiniz. Onu tuttuğunuzda kaldırın hocam. Bakın biraz daha kaldırın. Omuzları biraz daha. Bakın. Boynunuzu hissediyor musunuz? Boyun istediğimiz boyun kasları çalışıyor. Ensemi hissediyorum. Öyle mi? Doğru olanlar çalışıyor. Bu peki. Özel bir pozisyon. Hiç sorun olmaz. Rahatlıkla yapabiliriz. Peki son olarak? Evet, son olarak şimdi... Bu kıyafetle yapabileceğim bir şey var. Evet, ben de onu düşünüyorum şu anda. Hani kıyafet biraz şimdi. Yüzüstü kolay bir şey gösterelim. Kolay bir egzersiz. Evet, şöyle durayım. Evet. Böyle. Evet, aynen öyle. Bu hem sırtımızı da rahatlatır. Yine aktif bir egzersiz. Uzanın hocam. Şimdi kürek kemiklerinizi sıkıştırın. Bunlar bizim kürek kemiklerimiz. Hafif gövdenizi kaldırdınız ama asla belde hissetmeyeceksiniz. Tamamen şurası. Şöyle duruyorsunuz. Kollar öne. Uzatın, uzatın. Geri çekin. Kürek kemiklerinizi hissedin. Nefes verin. Alın burundan, verin ağızdan. Alın, verin. Hissediyor musunuz bu bölgeyi? Bu bölgeyi komple rahatlatır ve çalıştırır. Evet, gel. Rahatlatır dediğin sonra rahatlama olacak. Yani çünkü kasılıyor bunu yaparken. Evet tabii ki yani daha sonrası için bahsediyoruz. Peki. Evet. Sırt da bu çünkü biraz kambur durmayla birlikte kafanın öne doğru gelmesiyle birlikte ve sürekli öyle kaldığın zaman tam o, şu anda o kasları çalıştırdığımız yer var ya orası öne doğru böyle bükülüyormuş gibi. Sanki böyle kütürdetmek lazımmış da düzelsin gibi hissediyor insan. Evet. Bu çalışma yani şöyle yaptığımız zaman şu hareket onu düzeltecek mi? Kesin. Arkada böyle omurgayı düzeltebilecek mi? Herkes çünkü derdi o. Yani aman üstüme çocuklar çıksın düzeltsinler falan yani. Kesinlikle düzeltecektir. Özellikle orada baskı hissetmemizin sebebi yine oradaki kas grubunun zayıf olması ya. Evet. Bir süre sonra o kas hacimlendikçe orada bir dolgunluk oldukça kas toparlandıkça o hissiyattan da kurtulacaksınız. Yani şu anda şöyle göstereyim. Yani bana bakacak olursanız siz mesela buranız düz ya şu anda. Sanki benim şöyleymiş gibi hissediyorum. Evet. İşte siz onu düzleştirmek için bastırma hissiyatı istiyorsunuz. O zaman arkada bu kasları bu şekilde çalıştırdığım zaman zaten onu otomatikman yapmış olacağım. O sizi zaten geriye çekecek. Vay be. Peki. Bu kadar kuvvetli egzersiz. Peki ayakta durduğum zaman mesela o şey birleştirebiliyorum yine omuzlarımı böyle arkada. Olur evet. Mu yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Egzersiz için diyoruz ki hocam düzenli bir süre ayıracağız egzersize. Onu düzenli konsantrasyonlu bir şekilde yapacağız, tamamlayacağız. Gün içerisinde tabii ki hani dik durmak istiyoruz ama şöyle de durmamamız lazım. Yani sürekli böyle durmak da doğru değil. Egzersizin de bir şeyi var. Düzenli bir şekilde yapılma protokolü var. Ay insan şöyle biraz rahat durmak istiyor ya. Şöyle rahat yani. Şöyle durmak istiyor değil mi? Niye öyle? Yani aslında şöyle hocam. Yani rahat olmasa vücut niye bu şekilde girmeye çalışsın ki? Eğer doğrusu bizim için düzse neden yamuluyoruz yani? Doğrusu ama işte her zaman bize doğrusu nedense ters geliyor. Ama şöyle... Şu pozisyonda omurga eğrildiğinde yani otururken mesela şunu yaptığımızı düşünelim. Aslında hiçbir kas grubumuzu kullanmıyoruz ya. Evet. Nedense bu bize o yüzden iyi geliyor ya da geliyor gibi hissediyoruz. Uzun vadede bu bize zarar veriyor ama evet şunu kabul edelim. O durumda hiçbir kas çalışmadığı için rahat hissediyoruz. Peki bu egzersizleri yaparsak kaç günde bu kaslarda uzama veya güçlenme meydana gelir? 21 gün diyoruz. 21 gün kuralı var. 21 gün boyunca düzenli bir şekilde bu egzersizlerimizi aynı frekansta, aynı set sayısıyla yaparsak kaslarda bir kımıldanma başlıyor. Daha sonrasında da bu sürelerle oynayarak, değiştirerek arttırıyoruz. O halde teşekkür ederim. Ben teşekkür 21 ediyorum. 21 gün sonra görüşüyoruz. Tamam hocam. Peki değerli izleyenler size de ev ödevi olsun. Bugünlük Doktor Geldi de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.